Kiminden kapora, kiminden paranın tamamını aldılar. Mağdurları ev sahibi yapma vaadiyle dolandırdılar değerli isyanlar. Üstelik tapu memurları da işin içindeydi. 3 milyon liralık vurguna imza atan o çete operasyonla neyse ki çökertildi. Ev hayal oldu çünkü bunlar yani ev falan veren kişiler değillermiş. Sadece emlakçılık adı altında dolandırıcılık yapıyorlarmış. 92 bin lirasını bankadan gönderdim. 15 bin civarında da elden verildi. Emlakçılar sahte, tapu görevlileri dolandırıcıydı. Onlarca kişiyi tuzağa düşürdüler. Ev satma yalanıyla 3 milyon liralık vurgun yaptılar. Hatta dolandırıldığını anlayıp parasını geri isteyenleri iddiaya göre darp ettiler. Dükkanda tehdit edildim iki tane genç tarafından. Bıçak çektiler, silah dayadılar kafama. Ev sahibi olmak isterken hayatımın bütün işkencesini gördüm. Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri başkentin çeşitli yerlerinde sözde emlak ofisleri açarak ev satma vaadiyle insanları kandıran bir çeteyi tespit etti. 4 aylık takipten sonra operasyonun düğmesine basıldı. Aç polis aç! Lan sen! Lan! Efsun Hanım ev sahibi olmak için internette arayıştaydı. Kendine uygun bir ev buldu ve emlak ofisiyle irtibata geçti. 145 bin liraya anlaştılar ama tapuya gittiklerinde iş değişti. Hem evi alamadı hem de parasından oldu. Parayı sayma bahanesiyle alıp arabaya binip kaçırıp götürdüler parayı. Kadir Bey de eşine sürpriz yapmak için bir ev almak istemişti. Şartlarda anlaştılar. Hatta birlikte tapuya gittiler ama işlem yapan tapu memuru o çetenin bir üyesiydi. Kadir Bey'i oyaladıkça oyaladı. İşlemlerin olması için şuraya bir kağıt dedi, bilmem ne dedi, zamanı geçirdi. Ama evin üzerinde haciz olduğunu söyleyip bunu öderseniz işlemlerinizi bugün bitiririm dendi bana. Şahsa parayı gönderdim. İlk gönderdiğim 47 bin lira. Avcı emlakçılar operasyonunda 43 adrese baskın yapıldı. Aralarında tapu müdürlüğünde çalışan memurların da olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.